ezel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer berber iken, pireler tellal iken, ben Beşik hocam. Beşik sallarken evet. Üç tane hasta bir poliklinikten içeri girer. Üçünün de ortak şikayeti bacak ağrısı. Şimdi nesi var bu hastaların? Çalıştırın saksıları. Evet, sınıfımızın parlak öğrencisini bulduk. Hı? Merhaba. Unutma. Hızla parlarsan hızla sönersin. Dökül bakalım. Hocam, bacak ağrısının altında yatan en sık neden kas spazmıdır. Sıcak kompres uygulanır, istirahat önerilir. Tıbbi istatistiklere göre haklısın. Güzel. Benim deneyimime göre bacak ağrılarının yarısından fazlası kas iskelet sistemi sorunları sonucu ortaya çıkar ve genellikle aşırı egzersize bağlıdır. %12'si gebelikte ortaya çıkan varislerle alakalıdır. Geri kalanların çoğu da araba kazası vesaire sonucu ortaya çıkar. Şimdi 3 hasta kaç bacak ediyor? 6. 6 bacak var elimizde. Bu 6 bacağın 3 tanesi koşuyor. 2 tanesi kaza geçirmiş. Bir tane de elimizde hamile bacak var. Peki hocam, ağrı ortaya çıktığında bu hastalar ne yapıyormuş? Meral. Meral, Zuhal. Nerede Zuhal? Hastalanmış hocam. Geçmiş olsun. Ne bileyim ben ne yapıyorlarmış. Bilmiyorum. Nasıl yani? Anamnez almadınız mı? Yani hastaya sormadınız mı? Aha. İsyankar Şirin. Sınıfın isyankar Şirin'i. Rock and roll. Aldık anamnez. Aldık. Fakat bu şekilde ancak hastaların size anlattıklarını öğrenebilirsiniz. Şimdi tanışalım bakalım şu hastalarla. İlki çiftçi. O gün çiti tamir ettiğini söylüyor. Çiti tamir ederken bileğini zorlamış ve kas kontrolünü kaybetmiş. İkinci hasta voleybol antrenmanında. Bacağım. Koçu kas gerilmesi olduğunu söylüyor. Üçüncü hastamız bisiklet yarışı yapan Defne Samyeli. Ben kazandım. Nasıl yani? Gerçekten onu mu tedavi ettiniz hocam? Olamaz mı? O da senin benim gibi etten kemikten bir insan. Birazcık daha zarif ve güzel bir hanımefendi, o kadar. Ama hayır, onu tedavi etmedim. Neden? Çünkü biliyorsunuz burada hastalarımızı anlatırken kimliklerini gizli tutuyoruz. Öyle değil mi? Bir de orta yaşlı, kıllı bıyıklı adamları anlatmaktan gına geldi. Azıcık gözümüz gönlümüz şenlensin canım. Ayrıca hanımefendi çok iyi bir bisikletçi. Evet, şimdi 2 saatten daha kısa bir süre içerisinde neler olacak bir ona bakalım. Hastalarımızın birisi hastaneden kovulacak. Yeşil reçeteli ağrı kesici ilaç yazdırtmak için numara yapmış. Diğeri ölümle burun buruna gelecek. Hangisi hangisi? Hı? Kim ölümle burun buruna geliyor, kim hastaneden kovuluyor? Bir fikri olan var mı? Aferin size. En azından susacak kadar kendinizi biliyorsunuz. Oh.
O zaman ne yapalım? Çiftçiden başlayalım. Malum, her işin başı tarım. Peki bu çift tam olarak nerede? Bizim bir babadan kalma bağ evi var doktor bey, söylemesi ayıp. Onun hemen alt yanında. Ahmet'in malları akşam inen girmiş, darmaduman etmiş çiti. Güzel anlattınız, bravo. Yürüdünüz mü oraya? Yürüdüm tabii doktor bey. Yürümek benim işim. Ne kadar mesafe? Vallahi bir 800-900 metre yürüdüm. Ağrı tam olarak nerede? Oradan bileğimin üstünden dolana dolana yukarı doğru geliyor doktor bey. Peki söyle bakalım, şimdi ne yapıyoruz parlak şirin? Soy geçmişini soralım hocam. Bacak ağrısı için. Biraz kısa sürecek ama madem sen istiyorsun soralım. Ailenizde kemik kanseri, osteogenesis imperfecta veya multiple myelom olan var mı? Yok. Biz ailecek katır gibi sağlamız doktor bey. Kan hastalıkları olabilir hocam. Tam kan sayımı ve dimer bakmalıyız. Bir de MR çekmeliyiz. Bir dakika. MR mı çekeceğiz, PET mi? Yani sorun damarlarla ilgiliyse en iyisi... Süreniz doldu. Katıldığınız için çok teşekkürler. Hastamız öldü. Allah rahmet eylesin. Siz öldürdünüz bu arada. Bravo. Ama hocam tahlil yapmaya bile zamanımız olmadı ki. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ağlama, ağlama. En azından hastanın bacağına bir bakacak kadar vaktiniz vardı, öyle değil mi? Hocam ilk önce çiftçi vakasıyla başlamayacak mıydık? Öyle yapıyoruz zaten. Madem vakamız bacak ile alakalı, ben de dedim ki... Pantolonunuzu çıkarmanızı rica edebilir miyim? Yılan sokmuştur hocam. Kadın, yani adam çiftçi değil mi sonuçta? Bravo. Benim tahminim de bu yönde olurdu. İyi de çiftçi anlamayacak mı yılanın kendisini soktun hocam? Hastanın söylediği de bu zaten, isyankar şirin. Uzun otların arasında yürürken bacakta aniden beliren ağrı. Ne olup bittiğini görememiş bile. Ne cins bir yılan bu peki hocam? Yani diyorsun ki bacaktaki yaraya bakarak... Yılanın ne cins olduğunu tahmin edebilirsin hocam. O kadar da değil. Büyütme beni gözünde. Ama cinsini bilmezsek hangi panzeri kullanacağımızı nasıl bileceğiz? İnanmayacaksın ama işi bu olan insanlar var. Nasıl yani? Yılan uzmanları mı? Ama önce yılanı yakalamaları gerekir. Olay yeri inceleme dediğimiz şey de bu zaten. Pantolonumu giyebilir miyim? Giymemenizi tercih ederim. Hocam, bu hangi defne samyeli? Kaç tane defne samyeli var? Bisiklete binen işte. O zaman neden pantolonunu çıkarmış? Bisiklete biniyor dedim ya demin. He? Patella refleksiniz zayıflamış. Sahi mi? Bir fikri olan var mı? Diz fıtıklaşması hocam. Olabilir. Ağrı var mı? Çok ağrım var, hem de çok çok. Hocam, pek sahici gelmedi bana hastanın tavırları. Yoksa sizin söylediğiniz numara yapan hasta mı? Altın portakal almaya gelmedi herhalde hanımefendi, öyle değil mi? Kaç kere anlattım neden burada olduğunu.
Tamam be, size de bir güzellik yapmaya gelmiyor. Ne haliniz varsa görün. Aa! Benim neden bu kadar bacağım var ya? Bir şey yapsanıza, bir şey söylesenize. Hafif bir ıtık ağrısı için çok şiddetli. Demek ki sinir köküne basıyor. Ya da kısıklarından yansıyan bir ağrı olabilir. Başka bir yerinizde ağrı var mı? İçi büklüm oldu, sırtımda ağrı yok demek ki. Ağrı ağrı, başka bir yerde. Yardım edin bana, dayanamıyorum. Bu kadar ağrısı varken bir şey söyleyemez. 100 miligram morfin sülfat verelim. Olmaz, tıbbi bilgileri yok elimizde. Alerjisi olabilir. Ne yapıyoruz? Adam bu kadar bağırırken tanı koyamayız. Ağrı kesici yüzünden ölmesi de iyidir. Alerjik değilmiş. Teşekkürler. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. İşi yüzümüze gözümüze bulaştırdık değil mi hocam? Yok. Hastayı gören doktorun yaptığının aynısını yaptınız. Peki yapılması gereken bu muydu? Evet. Adam madde bağımlısı. Ve ilacı almak için doktoru kandırdı o zaman. Mesleğe başladığınızda bağımlı oldukları maddeye ulaşmak için hasta numarası yapan çok fazla insan göreceksiniz. Nedeni basit. İşe yarıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.